Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugün yeni bir ünitemize başlıyoruz gençler. Üçüncü ünite olan canlılar dünyasına geçiyoruz. İlk konumuzda tabii ki canlıları sınıflandırmanın amacı ve çeşitleri olacak. Öncelikle olarak tabii ki ödevlerinizi vereyim. Oradan da hızlıca konu anlatımına geçmiş olalım. Canlıların dünyası dediğimiz ünitenin içerisinde tabii ki alemlerden bahsedeceğiz. Bu alemlere geçmeden önce de sınıflandırma neden yapılıyor, kimler yapmış, nasıl yapmış. Bunları bilmemiz gerekiyor. Yani bugün sınıflandırmanın amacı, sınıflandırmada kullanılan modelleri, sınıflandırmanın özelliklerini anlatmış olacağım. Sayfa 121'e kadar Dinamo'da çözmediğiniz herhangi bir kısmın kalmamış olması gerekiyor. 0'dan 9'a da aynı şekilde. Gençler hemen 3. üniteyi şuradan bir açmış olayım. Canlılar Dünyası ünitesinde sınıflandırmanın amacı tabii ki konumuz. Yapay sınıflandırmadan ve doğal sınıflandırmadan bahsedeceğiz. Sınıflandırma geliştirilirken hangi bilim adamları nelerden bahsetmiş bunları da anlatmış olacağız sayfa 151'e kadar da çözmediğiniz kısmın kalmamış olması gerekiyor sıfırdan 9'a biyoloji kitabımızda diyeyim Hazırsanız hızlıca başlayalım <laughs> Şimdi ilk olarak bugün neler anlatacağım dedim. Sınıflandırma nedir? Bundan bahsedeceğim. Sınıflandırmanın amacı ve faydalarını anlatacağım. Yine sınıflandırma şekilleri de bugünkü dersimizin konusu olmuş olacak. Dünya üzerinde yaşayan canlıları düşündüğümüz zaman çok fazla derecede canlı çeşitliliği var. Günümüzde bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bugün isimlendirdiğimiz milyonlarca canlı türü var. Yani falanca canlının ismi şudur, şununla akrabadır, şu alemin altında gruplandırılır dediğimiz milyonlarca canlı türü var. Keşfedilmeyi bekleyen, günümüzde henüz ismini koyamadığımız milyonlarca canlı var. Sayının 10 milyon ile 80 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Çeşitliliği ve sayısı bu kadar fazla olan canlı türlerinin incelenmesi ve isimlendirilmesi tabii ki çok zor bir iş. Bu zor işi kolaylaştırmak için de sınıflandırma bulunmuş durumda. İnsanlığın ekolojik dengeyi bozarak canlıların yaşam alanlarını yok etmesi yüzünden birçok canlı türü günümüzde henüz keşfedilmeden, ismi konmadan ortadan kalkıyor. Biz ismi konulup da ortadan kalkanlara birkaç tane örnek verecek olursak, mesela mamut denilen canlıların günümüzde neslinin tükendiğini biliyoruz diyeyim. Tarih boyunca insanlar meraklı varlıklar. Tabii ki etraflarında olup biteni merak etmiş durumdalar. Ya canlılar nasıl sınıflandırılıyor? canlılar kimle akraba hangi canlı ne işe yarıyor bunları çok merak etmişler ve sınıflandırma ile ilgili çalışmalar yapmışlar. Eğer sınıflandırma yapılmamış olsaydı yani belli bir düzen içerisinde canlıları sınıflara ayırmış takımlara ayırmış cinslere ayırmış olmasaydık canlıları araştırmamız onlardan fayda etmemi elde etmemiz çok zor olurdu. Mesela bir kütüphaneye girdiğinizi düşünün kütüphanedeki tüm kitaplar kafasına göre bir haftaysa biz aradığımız aldığımız kitabı bulabilir miyiz herhangi bir fayda sağlayabilir miyiz o kitaptan sağlayamayız ararız 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 çok fazla derecede zaman kaybederiz ama ne yapıyorlar eğitim kitapları şu rafta kültür kitapları bu rafta diyorlar. Yine eğitim kitaplarının da işte sayısal dersleri şurada, sözel dersleri burada, 9. sınıf kitapları burada, 10. sınıf kitapları burada diyorlar. Biz elimizle koymuş gibi buluyoruz. Mesela senin velinin okula geldiğini düşün. Seni nasıl anlatacak? Diyecek ki benim çocuğum 9 bilmem ne şubesinde. Şu numaraya sahip çat diye bulunacak. Yoksa okulda herkes kafasına göre bir yerde olsaydı tabii ki bulmak mümkün olmazdı. Biz canlıları günümüzde alemlere ayıracağız ki daha kolay gruplandırabilelim diye. Canlılar kendi içerisinde altı tane aleme ayrılacak. Bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler ve mantarlar hayvanlar alemi olacak gençler. Dediğim gibi bir sonraki derslerimizde bu alemlerin detaylarına gireceğiz. Doğadaki canlıların benzerlik ve farklılıklarına ayrıca akla bağlılık derecelerine göre gruplandırılmasına sınıflandırma ismini veriyoruz gençler. Sınıflandırmaya aynı zamanda sistematik ismini de veririz. Tabii ki bitkileri sınıflandıran, hayvanları sınıflandıran, böcekleri sınıflandıran, kuşları sınıflandıran bilim dalları var. Bunlardan en çok bitkiler ve hayvanlar karşımıza çıkacağı için onları söylemiş olayım. Mesela bitkileri sınıflandıran bilim dalına botanik ismini veriyoruz gençler. Botanik bahçelerine gidilir. Orada pek çok bitki türü vardır ya. Yani çevrede olan pek çok bitkiyi toplamışlar. Belirli bir alan yapmışlar. Hayvanları sınıflandıran bilim dalına ise zooloji ismini vereceğiz. Daha doğrusu hayvanları inceleyen bilim dalı olacak. Canlıları sınıflandırmak için gerekli olan bütün krual ve kriterleri belirleyen ve canlıların isimlendirilmesiyle uğraşan bilim dalına da taksonomi ismini vereceğiz. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Canlıların kim kiminle akrabadır, şu şunun altına yazılacak, bu bu aleme dahil olacak diyen bilim dalı sistematik. Sistematikte nasıl çalışma yapılacağını, hangi kural ve kriterlere uyulacağını belirleyen bilim dalı ise taksonomi oluyor. Mesela eskiden canlıları daha basit şekilde gruplandırıyorlarmış. Diyorlarmış ki mikroskobik canlılar var, bantarlar var, bitkiler var, hayvanlar var. Bitkileri kendi içinde çiçeksiz, çiçekli diye gruplandırabiliyoruz. Hayvanları omurgalı, omurgasız olarak gruplandırabiliyoruz. Günümüzde mikroskobik canlılar tamam gözle görülmüyorlar ama onlar da kendi içinde farklı gruplara ayrılıyor. Mesela bakteriler mikroskobik canlılardır, arkeler mikroskobik canlılardır, protist aleminde bir sürü mikroskobik canlı var yani onlar da daha alt gruplara ayrılmış durumda sınıflandırmanın amacına geliyorum. Niye sınıflandırma yapıyoruz? Sınıflandırma yapmazsak neler olur? Bunlardan bahsedeceğim. Sınıflandırmanın amacına baktığımız zaman tabii ki canlıları belirlenmiş bilimsel kurallar dahilinde gruplara ayırmak istiyoruz. Doğayı daha kolay anlaşılır hale getirmek istiyoruz. Etrafımızda ne oluyor, ne bitiyor bunları bilmek istiyoruz. Canlı türlerini birbirinden ayırt edebilecek düzenli bir sistem oluşturmamız gerekiyor. Benzer özellikler özelliklere sahip canlıların farklı şekillerde isimlendirilmesi ve gruplandırılması sonucu meydana gelebilecek karışıklıkları engellemek istiyoruz. Bilim insanları arasında iletişim ve dil birliği sağlamak istiyoruz. Bununla neyi kastediyorum? Mesela ben dışarıya çıktım, mor bir çiçek buldum. Dedim ki literatürde aradım taradım, Aa, bu mor çiçeği benden önce kimse bulmamıştır diyorum. Ve bu mor çiçeğe kendime göre bir isim veriyorum. Diyorum ki ay bu çok güzel bir çiçek, bunun adı Seda Çiçeği olsun diyorum. Dünyanın bambaşka bir yerinde aynı çiçek çıkabilir mi? Çıkabilir. Eğer ben kafama göre kendi dilimde bir isim verirsem oradaki bilim insanı bununla ilgili isimlendirme yapacağı zaman sorun yaşar. Böylelikle bilim insanları arasında dil ayrılığı oluşmuş olur. O yüzden biz bilimsel sınıflandırma yaparken latince kelimeler kullanacağız. Bilimin ortak bir dilini oluşturmaya çalışacağız diyeyim. Canlıların sınıflandırılması sonucu elde edilen bilgileri o gruba dahil bireylerin tamamı için geçerli sayarak zaman kaybını da en aza indirmek istiyoruz. Neyi kastediyorum? Şimdi mesela biz hayvanlar alemi diyoruz. Hayvanlar aleminin genel özelliklerini söylüyoruz. Hayvanlar aleminin içerisinde binlerce hayvan türü var. Tabii ki arada farklı özelliklere sahip olanlar olabiliyor ama her canlı için ayrı bir sınıflandırma yapamayacağımız için genelleme yapmak zorundayız diyeyim gençler. Bir canlı çeşidi üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin diğer bilim insanları tarafından öğrenilmesini sağlamak istiyoruz aynı konuda tekrar tekrar çalışmayı da engellemek istiyoruz. Ben o mor çiçeği buldum. Kendi çapımda da onunla ilgili bir çalışma yaptım. Bu mor çiçekten işte bilmem ne hastalığının tedavisinde kullanılacak ilacı elde ettim. Eğer ben bunu sınıflandırmada yerine koymazsam başka bir bilim insanı da bu canlı ile ilgili sıfırdan çalışma yaparsa bilimsel çalışmalarda ilerleme söz konusu olmaz gençler. Dünya üzerinde yaşamış ve nesilleri tükenmiş eski türler ile yeni türleri karşılaştırmak karıştırmak istiyoruz. Akrabalık derecelerini belirlemek, yeni bulunan türlerin tanımlanmasını ve adlandırılmasını tabii ki kolaylaştırmak istiyoruz. Dünya üzerinde biliyorsunuz ki dinozorların nesli tükendi. Neslinin tükenmesiyle ilgili çeşitli görüşler var ama dinozorlar günümüzde yaşıyor olsaydı sürüngenler grubuna dahil olacağını biliyoruz. Çünkü yapılan çalışmalar genel özellikleri bakımından sürüngenlere benzediklerini gösteriyor. Biyolojik çeşitliliği ve bunun dünya üzerindeki dağılımının nasıl olduğunu anlamak istiyoruz. Tabii ki ekolojik ve ekonomik kaynakları da tespit etmek istiyoruz. Eğer senin ülkende yetişen bir bitkiden dünyadaki bir hastalığın ilacı yapılıyorsa bütün dünya senin o ülkendeki bitkiye ulaşmak isteyecek. Senden bu ilacı satın almak isteyecek. O bitkiyi satın almak isteyecek. Bu da ülkenin değerini arttıracaktır diyeyim. <laughs> Buradan da özetin özetine geliyorum. Aslında birazdan açı açı anlatacağım gençler ama bir üstünden geçeyim kafamızda daha da iyi otursun istiyorum. Şimdi çok eski zamanlardan bu yana insan meraklı bir varlık olduğu için tabii ki sınıflandırma yapılıyormuş. Bildiğimiz ilk sınıflandırmayı yapan bilim insanı da Aristo'dur. Milattan önce 300'lü yıllarda canlıları sınıflandırıyor. Canlıları kendi içerisinde ikiye ayırıyor. Diyor ki canlılar etrafa ben baktım bir bitkiler var diyor. Bir de hayvanlar var diyor. İkiye ayrılırlar diyor. Sonra onların öğrencilerinden bir tanesi bitkileri kendi içerisinde otlar, çalılar, ağaçlar diye gruplandırıyor. Hayvanları da kendi içerisinde suda yaşayanlar, karada yaşayanlar, havada uçanlar diye gruplandırıyor. Aristo ne yapmış? Canlıların dış görünüşlerine bakmış. Demiş ki bunlar bitki ya da hayvandır kısa boylu olanlara ot demiş işte üçe ayrılır demiş daha büyük olanlara ağaç demiş bir de arada çalılar var demiş dış görünüşlerine bakarak veya yaşadığı yere bakarak bir sınıflandırma yapmış Aristo'nun yaptığı sınıflandırma, ampirik sınıflandırma yani dandik sınıflandırmadır. Günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Ama o o zaman bu sınıflandırmayı yapmasaydı günümüzde bu noktaya gelemezdik. Bilimsel bilgiler güvenilirdir ama yeni yapılan çalışmalar sonucunda tabii ki bunlar birbirinden farklı durumlara gelebilir, değişebilir diyeyim gençler. Günümüzde geçerli olan sınıflandırma ise doğal sınıflandırma dediğimiz filogenetik sınıflandırmadır. Filogenetik sınıflandırma yaparken canlıların morfolojik, fizyolojik, gen benzerliği, protein benzerliği aklına gelebilecek teknolojinin bana izin verdiği her şeye bakarak sınıflandırma yapıyorum. Tabii ki haliyle bu sınıflandırma günümüzde geçerli oluyor. Birazdan anlatacağım bir analog organlar, bir de homolog organlar var. Analog organ ne demek? Analog organlar kökenleri farklı fakat görevleri aynı olan organlardır yazayım. Homolog organlar ise kökenleri aynı, görevleri farklı veya a veya aynı olan organlardır. Şimdi analog organlara baktığımız zaman çok klasik örnektir. Sineğin kanadı, yarasanın kanadı Sineğin kanadına bakıyorsun böyle ince zarsı bir yapıya sahip. Yarasanın kanadına bakıyorsun etten kemikten. Bunların embriyonecik kökenleri birbirinden farklı. Ama ikisi de neyi sağlıyor? Uçmayı sağlıyor. İkisi de havada uçtuğuna göre leylek havada uçuyor, yarasa havada uçuyor, sinek havada uçuyor. Bu üçü birbiriyle akrabadır diyen kimdi? Aristo'ydu. Aristo... Ampirik sınıflandırmayı buldu. Ampirik sınıflandırmada analog organlar kullanılır. AA diye kodluyorsun. Filogenetik sınıflandırmada ise görevler dikkate alınmaz gençler. Çünkü görevler farklı da olabilir, aynı da olabilir. Bunların kökenlerine bakılır. Köken deyince de aslında böyle tabakalara falan bakılıyor. Biz o tabakaları ezberleyemeyiz. O yüzden gözümüzün önünde hayal kurarsak işi bitirebiliyoruz. Mesela diyeceğim ki sana, yarasanın kanadı İnsanın kolu, yarasanın kanadını düşüneceksin. Memeli bir hayvan, etten kemikten insanın kolu, etten kemikten biri tutmaya yarıyor, biri uçmaya yarıyor. Bunların kökenleri aynı ama görevleri farklı. O zaman homolog organdır diye yapıştıracaksın. Birazdan birkaç tane örnek üstünden daha da kafanızda oturmasını sağlamış olayım. Geliyorum sınıflandırma şekillerine. Dediğim gibi günümüzde geçerliliğini yitiren sınıflandırma neydi? Ampirik sınıflandırma dediğimiz yapay sınıflandırmaydı. Canlıları ilk kez sınıflandıran kişi Aristo adını verdiğimiz bilim insanıydı. Çevresinde gördüğü hayvan ve bitkileri dış görünüşlerine ve yaşadıkları yere bakarak isimlendirdi, gruplandırdı. Aristo'nun yaptığı gibi canlıların dış görünüşlerine ve yaşadıkları yere göre yapılan sınıflandırmaya ne ismini veriyormuşuz. Ampirik sınıflandırma veya yapay sınıflandırma ismini veriyoruz. Günümüzde tabii ki geçerliliğini yitirmiş bir sınıflandırmadır. Hatta sorular için söyleyeyim gençler sorularda çıkar. Filogenetik sınıflandırma yapılırken neye bakılmaz? dış görünüşüne bakılmaz, yaşadıkları yere bakılmaz. O dönemlerde tabii ki kromozom sayısından haberdar değillermiş ama sınıflandırma yapılırken kromozom sayısına da bakılmaz diyeyim. Ampirik sınıflandırmayı dediğim gibi Aristo yaptı. Canlıları kendi içerisinde iki ayırdı. Bir bitkiler var dedi bir de hayvanlar var dedi. Onun bir tane de öğrencisi vardı. O da bitkileri gruplandırayım ben dedi. Otlar, çalılar, ağaçlar olarak üçe ayırdı. Hayvanları da karada, havada, suda yaşayanlar olmak üzere üçe ayırdılar. Biz günümüzde tabii ki bu şekilde bir sınıflandırma yapmıyoruz. Mesela suda balinalar yaşıyor. Suda yaşıyorlar ama adam akciğer solunumu yapıyor. iç döllenme, iç gelişme yapıyor kaslı diyaframı var olgun al yuvarları çekirdeksiz yavrularını doğurarak çoğalıyor aynı bizim gibi suda yaşıyor ama balinaya memeliler grubuna dahildir diyoruz gençler yani artık biraz daha böyle detaylı bakıyoruz iç yapılarına özelliklerine bakıyoruz yaşadığı yere kesinlikle bakmıyoruz diyeyim Buradan da tabii ki ampirik yapay sınıflandırmayla devam ediyorum. Embriyolojik ve filogenetik kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlara analog organ ismini vereceğiz. Yapay ampirik sınıflandırmada neyi dikkate alacağız? Analog organları dikkate alacağız. Mesela kuşun kanadı sineğin kanadı diyecek. Kökenle kast edilen şey dediğim gibi embriyonik tabakalardır. Ama oradan biz tabakalar işte endodermden şu köken alıyor, ektodermden bu köken oluyor diye ezberleyemeyiz. Genellikle böyle yapabileceğimiz kolay örnekler kafamıza çıkar. Siz benim dediğim gibi böyle hayal edin deyin etten kemikten ha bu zarsız o bemeli bu işte böcek. Bunlar demek ki farklı kökenlidir ama görevleri aynı olduğu için analog organ kısmına yapıştırmış olacağız. Görevden tutturtmuyorum çünkü homolog organların da görevleri aynı olabiliyor gençler. Sana yazdı kuşun kanadı sineğin kanadı. Kuşun kanadına baktın etten kemikten sineğin kanadı böyle zarsı bir yapıya sahip bunların kökeni farklıdır diyeceksin. Ama ikisi de uçmaya yarıyor o zaman bunlar analog organdır diyeceksin. Veya geldik memelilere. Memelilerin ne yapmış? Elini çizmiş. Böceğin de yine elini çizmiş. Kolunu çizmiş. Memeli canlıların eli, kolu, etten, kemikten böceklerinki böyle kitinli, mitinli, zarsı bir yapıya sahip. Yani bunlar analog organ olacak. Tabii ki daha sonra sınıflandırma ile ilgili çalışmalar yapılmış. Günümüzdeki bilimsel sınıflandırmaya ulaşmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş bakalım hangileri yapılmış durumda. John Ray adını verdiğimiz bir bilim insanı var. Bu ilk kez tür kavramını ortaya atmış durumda. Sınıflandırmada türün tanımı da bizim için çok 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 önemli olacak. Tür bizim en küçük sınıflandırma basamağımız olacak. John Ray'den sonra canlıların ortak özelliklerine bakarak Okay. Carl Linnaeus dediğimiz bilim insanı da bir sınıflandırma yapıyor. 18. yüzyılda Linne'nin yeni bulunan canlı türlerini de tanımlamak için daha kapsamlı bir sınıflandırma yöntemi önermesi söz konusu oluyor. John Ray'in geliştirdiği tür kavramını da dikkate alıyor. Daha sonra bir tane kitap çıkartıyor. Sistema Natura diye yani doğanın sistemi diye bir kitap çıkartıyor. Canlıların adlandırılmasına ve sınıflandırılmasına ilişkin geliştirdiği bilimsel yöntemi de açıklamış bulunuyor. Birçok bitki ve hayvan türünü de bu sayede tanımlıyor. Yani kitabına yazıyor. Günümüzde geçerli olan filogenetik sınıflandırmayı ilk kez kullanan Linnedir diyebiliriz gençler. Daha sonra tabii ki çalışmalar devam ediyor. 1938 yılında bitkiler ve hayvanlar alemi dışında prokaryot tek hücreli canlıların gruplandırdığı bakteri alemi, ökaryot tek hücreli canlıların gruplandırıldığı protista alemi dediğimiz bir alem. Ortaya atılıyor ve dört alemli bir sınıflandırma yöntemi ortaya atılmış oluyor. Yani bu yıllarda diyorlardı ki canlılar dört tane aleme ayrılır. Daha sonra mesela o yıllarda mantarları bitkilerin altında gruplandırıyorlardı. Mantarlar topraktan çıkıyor hareket etmiyorlar ya. Diyorlardı ki bunlar bitkilerin bir altıdır. Ama sonra çalışma yapıyorlar. Diyorlar ki ya bitkiler kendi besini kendi üretiyor. Mantarlar kendi besini kendi üretmiyor. Bitkilerin hücre duvarı selloz yapılı. Mantarların hücre duvarı kitin yapılı. Bu iki canlı grubu birbirinden çok farklı özelliklere sahip. Mantarlar bitkilerin bir alt grubu olamaz. Mantarlar için de bir alem ayıralım diyorlar. Ve canlıların mantarları da ayrı bir aleme aldıkları zaman beş tane alem oluşturmuş oluyorlar. Daha sonra 1970'li yıllara geliyorlar. Diyorlar ki... Bakterilerin bir alt grubu arkeler vardı ama arkelerle biz bakterileri de karşılaştırdık. Bunlar da birbirinden çok farklı özelliklere sahipler. O zaman arkeleri de bakterilerin altından alalım, bunlara bir alem ayıralım. Altı alemli bir sınıflandırma oluşturulmuş oluyor. Yani günümüzde canlıların bakteriler, arkeler, ökaryotla kastettiğim kim, protistler, bitkiler mantarlar ve hayvanlar olmak üzere 6 tane aleme ayırıyoruz gençler. Hatta Bundan birkaç sene öncesine kadar bitkiler ve hayvanlar diyorduk. Yapılan çalışmalar gösterdi ki mantarlar hayvanlara daha fazla benzer özelliklere sahip. O yüzden de bitkilerle mantarların yeri değişti. Eskiden hayvanlara en yakın bitkiler kabul ediliyordu. Günümüzde ise hayvanlara en yakın grup olarak mantarlar kabul ediliyor. Ne demek istiyorum? Dediğim gibi bilimsel bilgi güvenilirdir ama zaman içerisinde değişime uğrayabilir. Elektron mikroskopları geliştiriliyor, yeni teknikler bulunuyor. Bu tekniklerin geliştirilmesiyle birlikte belki de bundan 10 sene sonra diyeceğiz ki 6 tane alem yok, 7 tane alem var. Falanca alem eklendi diyebiliriz. Belki de sizin yaptığınız bilimsel çalışmalar sonucunda yeni alemler tabii ki ileride keşfedilebilir. Günümüzde kullanılan sınıflandırma neydi? Filogenetik sınıflandırma dediğimiz sınıflandırmaydı. Canlıların akrabalık derecelerine göre tabii ki yapılıyor. Biyolojik göz, karakterler göz önünde tutulunuyor gençler. Teknolojinin bize kattığı her şeyden yararlanıyoruz. Günümüzde geçerli olan sınıflandırmaya da ne diyormuşuz? Filogenetik sınıflandırma yani doğal sınıflandırma ismini veriyoruz. Filogenetik sınıflandırmada neler? bakılıyor? Tabii ki en başta DNA benzerliğine bakmak istiyoruz ama DNA benzerliğine bakmak da o kadar kolay bir iş değil. Her canlının DNA'sını çıkar falanca ile yakın mı değil mi karşılaştır o, o kadar basit bir tahlil değil gençler. DNA ve protein benzerliğine tabii ki bakmak istiyoruz. Vücut simetrisinin benzerliğine bakıyoruz. Embriyonik gelişim evrelerinin benzerliğine bakıyoruz. Biyokimyasal özelliklerine bakıyoruz. Hücresel yapıları benziyor mu? Bakıyoruz. Anatomik, fizik fizyolojik özelliklerine bakıyoruz. Homolog organlarına yani organlarının kökenine de günümüzde dikkate alıp bakıyoruz diyeyim. Dediğim gibi filogenetik sınıflandırma yaparken neyi kullanacağız? Biz homolog organ dediğimiz organları kullanacağız. Homolog organ dediğimiz zaman embriyonik kökenleri farklı görevleri aynı veya farklı olan organlardan bahsediyorduk. Mesela Yunus'un yüzgeci insanın koluna baktın. Yunus suda yaşayan memeli bir canlı, etten kemikten bir yüzgeci var. İnsanın koluna baktığın zaman da etten kemikten. O zaman Yunus'un ile insanın kolu, yarasanın kanadı, atın bacağı ne olacak? Homolog organlara örnek olacak. Atın bacağı memeli bir hayvan olduğuna göre etten kemikten, yarasa memeli bir hayvan olduğuna göre yine etten kemikten. Yani et-kemik mevzusunu düşünürseniz yapar heyecanınız örnek yoktur diyeyim ki bir tane de örnek hemen çözmüş olayım. Yukarıda verilen organ çiftlerinden hangileri analog organlara, hangileri homolog organlara örnektir diyor. Şimdi bakıyorum. Yunusun yüzgeci, atın ön üyesi. Yunus memeli bir canlı. Düşündüğüm zaman bunun yüzgeci etten kemikten, at da yine etten kemikten bir ön üyeye sahip. O zaman bu bizim için neye örnek olacak? Homolog organ dediğimiz or organlara örnek olacak. Biri bu tarafa yazdım. Yarasanın kanadı sineğin kanadı. Zaten örnek olarak söylemiştik. Yarasa memeli bir canlı etten kemikten bir kanadı var. Sinek böcek omurgasız bir canlı. Bununki ise böyle zarsı bir yapıya sahip. Yani burası analog organlara örnek olacak diyeyim. İkiyi buraya yazdım. Aslanın ön üyesi insanın kolu. İkisi de memeli canlı etten kemikten mantığı tuttu. O zaman buraya da neyi yazdım? Homolog organ kısmını yazdım. Üç bu tarafa geldi. Kelebeğin kanadı serçenin kanadı. Kelebek yine bir böcek türü. Böyle zarsı bir kanadı var. Serçe ise bir kuş etten kemikten. O zaman burası da niye örnek olacak? Yine analog organlara örnek olacak. Dördü de buraya yazmış oldum. E seçeneklere bakarsan 2 ve 4 1 3 şeklinde olacak. O zaman cevabımız da B'ye düşmüş olacak. Hemen devam ediyorum. Doğal sınıflandırma, protein benzerliği, iskelet yapısı, larva benzerliği, vücut boşluğu gibi özellikler de tabii ki dikkate alınarak yapılıyor. Canlıların kromozom sayısı doğal sınıflandırmada dikkate alınmaz diyorum. Buraya hemen yıldızımı ünlemimi koyuyorum. Biliyorsunuz ki tür içi kromozom sayısı sağlıklı bireylerde aynıdır. Mesela insanları düşündüğümüz zaman tüm sağlıklı bireyler 46 kromozomlu. Ne bileyim tüm köpekler 78 kromozomlu ya da çok fazla karşımıza çıkıyor Tüm eirelti otları 500 kromozomludur diyeyim gençler. Tür içerisinde kromozom sayısı sabit. Ama iki canlı aynı kromozom sayısına veya yakın kromozom sayısına sahip diye yakın akraba olmuyor. Mesela örnek üstünden vereyim size. E, güvercinler 16 kromozomlu. Soğan da 16 kromozomlu. E, i̇kisi de 16 kromozomlu. Güvercinin en yakın akrabası soğan mı? Biri hayvanlar aleminde biri bitkiler aleminde gençler. O yüzden yüzden kromozom sayısı dikkate alınmıyor. Ya da eğrel totu 500 kromozomlu, ben 46 kromozomluyum, eğrel otu benden daha gelişmiş bir canlı mı? Hayır, Kromozom sayısı doğal sınıflandırma yapılırken dikkate alınmaz. Birkaç tane örnek şuradan da söyleyeyim. Mesela moli balığı 46 kromozomlu, insanlar 46 kromozomlu, kurt bağrı bitkisi dediğimiz bir bitki türü var. O da 46 kromozomlu. Bunlar birbiriyle yakın akraba değiller tabii ki. Hemen sorumu da çözüyorum. Bilimsel bir sınıflandırma yapılırken özelliklerinden hangileri dikkate alınır? Bilimsel bir sınıflandırma ile neyi kastediyoruz? aslında filogenetik doğal sınıflandırmayı kastediyoruz. Gen benzerliği tabii ki dikkate alınacak. Kromozom sayısına asla dikkate almıyorsun. Yaşama bölgesini de dikkate almıyorsun. Yaşama bölgesini dikkate alsaydın balinaları suda yaşadıkları için ayrı bir grup olarak kabul ederdin ama biz balinanın yaptığı solunuma, üremeye, dolaşıma, boşaltıma bakıyoruz. Memelilerle yakın akrabadır diyoruz. Yani yaşama bölgesi kesinlikle dikkate alınmaz gençler. Cevabımız da tabii ki yalnız bir şeklinde oldu yapay sınıflandırma ile doğal sınıflandırmayı bir de şöyle karşılaştırmış olalım. Canlıların dış görünüşlerine ve yaşadıkları yere göre yapılan sınıflandırmaya ampirik sınıflandırma yapay sınıflandırma ismini veriyorduk. Doğal filogenetik sınıflandırma ise canlıların tüm özellikleri dikkate alınarak yapılan bir sınıflandırmadır. Gen benzerliğine, protein benzerliğine fizyolojik, anatomik morfolojik benzerliklerine bakıyoruz. Yapay sınıflandırmada ne dikkate alınır analog organlar doğal sınıflandırmada ise homolog organlar dikkate alınmış olacak. Ampirik sınıflandırma yaparken canlı türlerine henüz isim verilmedi. Yani bitkiler var, hayvanlar var denildi. Çam ağacına çam ağacı denilmedi. İsim verilmedi. Doğal sınıflandırmada ise bir sonraki dersimizde anlatacağım gençler. Türlere iki kelimeden oluşan bir isim verilmeye başlandı. Artık her canlı türünün kendine ait bir bilimsel ismi oldu. Yapay sınıflandırmada evrensel bir dil kullanılmadı ama doğal sınıflandırma Yapılırken artık dili evrenselleştirmek istiyoruz. Tüm dünyadaki tüm bilim insanları bu dili anlasın istiyoruz gençler. O yüzden Latince kullanılıyor. Onun da biraz üstünde durayım. Latince günümüzde kullanılan bir dil değil. Kullanılan bir dil olmadığı için kelime giremez, kelime çıkamaz gençler. Yapay sınıflandırma günümüzde geçersizdir. Doğal sınıflandırma ise günümüzde geçerliliğini hala korumakta diyeyim. Böylelikle konumuzu bitirdim. Hemen bugün anlattıklarımı özetliyorum gençler. Sınıflandırma basamaklarını alem işte şube, sınıf, takım, aile, cins, tür onları bir sonraki dersimizde detaylı bir şekilde anlatacağım. Karşılaştırmasını yapacağım. Bugünkü dersimizde neyi anlattık? Canlıları niçin sınıflandırıyoruz? Sınıflandırmayı niye yapmak istiyoruz? Bunlardan bahsettik. Bilim insanları canlıları benzer özelliklerine göre gruplandırarak İncelemenin onları tanıma açısından tabii ki kolaylık sağlayacağını düşünmüşler canlıların benzerlik ile akrabalık derecelerine bakılarak yapılan sınıflandırmaya gruplandırmaya da sınıflandırma ismi verilmiş çok eski dönemlerde Aristo tarafından yapılan sınıflandırma yapay ampirik sınıflandırmadır kendisi dandik bir sınıflandırmadır günümüzde geçerliliğini yitirmiştir ampirik sınıflandırma yaparken analog organlar dikkate alınıyor. Yani kökenleri aynı, görevleri farklı olan organlara, pardon, kökenleri Farklı görevlere aynı olan organlara bakılıyor. Canlıların anatomik benzerlikleri, protein yapıları, embriyonik gelişimleri, akrabalık dereceleri dikkate alınarak yapılan sınıflandırmaya ise doğal sınıflandırma yani filogenetik sınıflandırma ismini veriyoruz. Filogenetik sınıflandırmada ise kökenleri aynı, görevleri aynı veya farklı olabilen organlar tabii ki dikkate alınmış olacak diyeyim. Gençler böylelikle de konuyu bitirmiş oldum. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.